Bu konuda 2017'de yaptığımız ulaşım master planından dolayı önemli bir akıllı ulaşım altyapısını oluşturduk. Çeşitliliği artırınca bunu akıllandırmak gerekiyordu. Kredi kartıyla bile gelip dışarıdan, şehir dışından geldiğinde bu sistemi kullanacağı altyapı oluşturduk. Daha da önemlisi gençlerimiz için cazibe olsun diye bu geçişleri bir saat boyunca yaparsa ücret almıyoruz gençlerimizden. Böyle baktığımızda özellikle bisiklet ve bisiklet yolu en önemli başlığımız oldu ve biz Gaziantep merkezli 55 kilometre bisiklet yolu planlamasını yaptık. Tek yöne geçtik. Tek yöne geçtiğimiz her yere bisiklet yolu yaptık. Merkezden üniversiteye gidişe kadar bisiklet yolunu sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Gençlerin bisiklet kullanmasını teşvik edecek şekilde yarışmalar düzenledik. İstanbul'da raylı sistem ağının genişletilmesinden metrobüs uygulamasına, bisiklet yollarının oluşturulmasından akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sistemleri çalışmalarına kadar çok sayıda yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 2019 Eylül ayında başladığımız İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ile de 2040 yılına kadar kentimizin sürdürülebilir ulaşım vizyonu, amaç ve hedefleriyle politika önlemleri belirlenmiş olup yine bu kapsamda projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor. Biz insanlarımızı, hemşehrilerimizi bu alışkanlıktan kurtarmak için ilk etapta 2,5 kilometrelik bir bisiklet yolunu kullanıma açtık. Daha sonra 60 kilometreye yakın bisiklet yolunu da Ulaşım Koordinasyon Merkezimizden çıkarttık. Bu yıl içerisinde de ihale edeceğiz. Ayrıca bununla kalmadı, üniversitelerimizin içerisinde 28 kilometreye yakın bisiklet ulaşım ağını yaptık. Bundan sonra yaptığımız tüm rekreasyon alanlarında da teşvik etmek, alıştırmak için her tarafa mümkün olduğu kadar fazla miktarda bisiklet yolunu yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ki genç çocuklar en azından bisiklet kullanma alışkanlığını edinsin, ileride bunu günlük hayatında da gerçekleştirsin. Bunu kolaylaştırmak için metrolarda, otobüslerimizde bisiklet taşıyan aparatlarımızı da koymaya başladık. Yoğun bir propagandayla bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İzmir'i demir ağlarla ören büyük altyapı yatırımları yapıyoruz. 2 milyar liralık yatırımla Narlıdere metrosu inşaatını kısa sürede %77 oranında tamamlamayı başardık. 414 milyon liralık yatırımla Çiğli tramvayının inşaatını başlattık. 2 yıl içinde rekor sayıda 451 otobüsü filomuza kattık. İzmir tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. 1 milyar 70 milyon avro bütçeli, günde 300 bin kişiyi taşıyacak Buca metrosunun ihalesini 6 Eylül'de bitiriyoruz. 2,5 yıllık süreçte Mersin'de bisiklet yolları, yaya öncelikli yol ve kaldırım düzenlemeleri, çevre dostu CNG yakıt kullanan ve test sürüşlerine başladığımız elektrikli otobüslerimiz ile oldukça hızlı ve kayda değer adımlar attık. Mutlulukla söyleyebilirim ki bir başlangıç niteliği taşıyan bu projeler Mersin'de hızla karşılığını buldu.